Ne kadar zor olsa da. Peki hocam, tamam. Yani sırf sizin hatırınız için. Bendeki emeğiniz büyük. Makaleyi gönderdim, aldın mı? Evet, teşekkür ederim ama henüz bakamadım. Tamam, önemli değil. Neredesin şimdi? Evde misin? Ben de evdeyim. Sıkıntıdan patlamak üzereyim. İstersen dışarı çıkabiliriz. Alo Efe. Kızım neredesin sen ya? Asıl sen neredesin ya? Eve falan çıkmışsın, haber vermiyorsun. Ya vallahi o kadar ani oldu ki benim bile haberim yok yani. O derece hani düşün. He. Yani bilmeden oldu. Ya ne bilerek yapacağım, Allah Allah. Sen bırak şimdi bunları ya. Olan olmuş. Bak bütün kızları toplandık, seni bekliyoruz ya, hadi. Beni mi? Nereye? Abimleri, yengem çok güzel yemekler yapmış ya. Ah be Efe ya, bu şimdi mi söylenir? Bizim çocuklar unutmuş. Ben de seni arayayım dedim. Hadi gel, bekliyoruz. İki adımlık yer. Ha iyi, tamam, geliyorum o zaman. Efe de olmasa bizi düşünecek kimse yok ha. Hayrola Osman Bey? Ne var? Hiç, yemek hazır mı diye bakıyordum. Ha, bu yüzden akbabalar gibi tepemdesin. Ya sen de insanı da hiç konuşacak hal bırakmıyorsun ki. Halin vaktin yerinde. Konuş, konuşabildiğin kadar. Ayşe Hanım, bu yaşta ayrı odalarda kalmak filan ayıp oluyor. Ev zaten kalacak doğru dürüst bir yerde yok. Malum bütün odalar işgal halinde. Sen odana dönsen gene iyi olur. He? Baş üstüne Osman Paşa'm. Emrin olur Osman Paşa'm. Ayıp oluyormuş. Sanki kovan kendisi değil. Biz bunu herhalde keyfimizden yapmadık. Anneanne. Ben Metin abilere gidebilir miyim? Yani bizim çocuklar orada olacakmış. Yemek falan yiyecekmişler de. Ha, tamam yavrum. Haberim var. Gönül telefon etti az önce. Peki ben çıkıyorum o zaman. İyi akşamlar. Nerede kaldı bu kız? Ay süsleniyordur o şimdi. Anca gelir. Vallahi çocuklar, ben kahvaltıyla duruyorum. Dayanamayacağım, yiyorum yani. Çok acıktım. Geldi. Bekleyin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz mi dedi? Abi seninkiler gelmiş olmasın ya, Sevgi Hanım teyzeler falan. Aman oğlum, ağzına yer alsın ya, saçmalama. Hiç çekilmemiş. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kusura bakmayın, biraz geç kaldım. Kerem'i bekledim de. Hoş geldiniz.
Sen oradan bugün çok uzaktan. Buradayken ne güzeldi. Yani çocukken bütün gece oturur yıldız kaysın diye beklerdim. Bazen kayardı bir dilek tutardım. Herkes gibi iyi şeyler dilerdim. Ama hiçbir olmadı baba. Kendimi savunmayacağım. Ne söylesen, ne yapsan kabulüm. Senden bir şey istemeye hakkım da yok biliyorum. Ama yalnız anneme, Aslı'ya kızma. Onların bir suçu yok. Ben seni utandırdığım için çok üzgünüm baba. Özür dilerim. Vallahi yengem niye demiyorum ama çok güzel yapmış yemekleri ya. Feciğim sen de üç türlü aynı şeyi söylüyorsun ama ya. Ne yapayım abi, herkes sus pus olmuş, kimse konuşmuyor. Efe hani sen bir şeylerden bahsedecektin, telefonda öyle diyordun. Ya kötü bir şeyse falan sakın anlatma, bak ağzımızın tadını bozma abiciğim. Yok ben onu da düşündüm abicim, yani ağzınızın tadı bozulursa yalar yalar düzelirsiniz. Bunlar onun için düşünün. Efe bu elma şekerleriyle bizi kandırmayacağını biliyorsun değil mi? Yok be kuzu. Yani siz benim için babama söz verdiniz ya. Sizi zor durumda bırakamam. Ben düşündüm, taşındım. Hazır babam da para göndermişken dershaneye yazılmaya karar verdim. Oh be. İşte budur be kardeşim. İşte bu. Doğru olanı yaptın. Kimin sevgilisin? Elma şekeri falan deyince korktum yani. Yok ya, abartmayın siz de canım. Ne var ki? Çocuklar, ben de size güzel bir haber vereyim mi? İş buldum. Aa. Hocam hayırlı olsun, tebrik ederim. Siz de mi öğretmensiniz? Evet, yazdan beri ara vermiştim. Şimdi yarı yıl tatilinden sonra tekrar çalışmaya başlayacağım. Aslında iş demişken, Kerem sen ne zaman söyleyeceksin? Hani Asya'ya bir şey söyleyecektin ya. Ne oldu hocam? Ne konuşacaktınız benimle? Yerine hala bir asistan bulamadım Aslı. Yani eğer çalışmak istersen tekrar başlayabilirsin. Sağ olun hocam ama ben... Bence bir düşün. Sonuçta karar yine senin. Sen benimle uğraşmaktan vazgeçmeyeceksin. Senle uğraştığım falan yok Aslı'cığım. Peki o zaman neden Kerem Hoca'yı buraya davet ettin? Neden bu iş meselesini açtın? Aslı'cığım ya yeter hakikaten. Ne sen ne Deniz umurumda değilsiniz benim. Ya ben sadece kendi hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Buna inanmayı gerçekten çok isterdim. Ama beni o kadar çok yanılttın ki. Korkuyorsan ben söyleyeyim de senin için rahat etsin Aslı. Ben Deniz'i artık unuttum. Unutsan da unutmasan da benim içim rahat zaten. Sen merak etme. O yüzden beni uzak tutmaya çalışıyorsun. Ne bu surat Efe? Ölüme gitmiyorsun, okumaya gidiyorsun. Of, ölüme giden ben değilim ki kızım. Hayallerim. Hayallerini bilmiyorum ama okumak hayallerini ulaşmanı engellemez. Aksine yardımcı olur. Ya ama kızım, hayallerim. Hayallerini bilmiyorum ama okumak hayallerini ulaşmanı engellemez. Aksine yardımcı olur. Ya ama okumaksa yani ben bugün bir sürü kitap aldım yani hepsini okuyorum. Senin gibi, yengem gibi bir hocanın bana onay vermesi şart değil ki. Ya da birilerinin bana aferin oğlum okuduklarını anlamışsın diyerek bir diploma vermesine ihtiyacım yok ki. Efeciğim bu sadece diploma meselesi değil ki. Bak kaç yıl oldu okulu bitireli, ben hala çok özlüyorum o günleri. Okumayı mı özlüyorsun sanki? Arkadaşların, ortam falan onları özlüyorsun. İşte bak doğru söylüyorsun.
okumak sadece okul değil ki. Yani orada bir hayat var. Benim olduğum her yerde hayat var. Yani ben eminim ki insanların bana zekama ihtiyaçları var. Ne yapmak istiyorsun? Rahmetli Sakıp Sabancı'nın da dediği gibi çalışmak, çalışmak, çalışmak istiyor. Evet, yani onun gibi sıfırdan başlayıp zirveye çıkan bir sürü insan var. İyi de yani sıfırdan başlayıp sıfırda kalan milyonlarca insan da var. Ya onlardan biri olursan? Vallahi Denizoğlan, denemeden bilemeyiz değil mi? Yani sonuçta okula gidenlerin tek bir amacı var. Bir meslek edinmek, para kazanmak. Ama en önemlisi topluma faydalı biri olmak değil mi? Ben de aynı şeyi istiyorum. Ama bir farkla, yani bunu okula gitmeden hemen yapabilirim. Sen isteyince her şey oluyor mu Efe? Tabii ki olmuyor abicim. Zaten bunları tartışmanın bir faydası da yok artık. Efe istediğiniz gibi yarın dershaneye kaydını yaptıracak. Haziran'da sınavı kazanacak. 4 yıl okuyacak. Güzel güzel mezun da olacak. Ondan sonra da Nazilli Belediyesi'nde tapu kadastro memuru olarak 3 kuruş maaşa talim edecek. Olan bu olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.